14. Leman'ın ikinci makamında 6. sır var. Evet. Yine mektubatta 19. mektupta geçiyor Peygamberimizle ilgili bilgiler. Bu 6. esas Peygamber Efendimizin manevi kimliğiyle ilgili çok ilgimi çeken bir bahis. Onu da inşallah birlikte okuyalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahval ve evsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahvali, halleri, vasıfları, sıfatları, yaşadığı hayat, maddi hayat, dünyevi hayat siyer ve tarih kitaplarında var. Siyer kitaplarını açsanız Peygamberimizin hayatı, günlük yaşayışı, gecesi, sabahı, ibadeti, günlük işleri, konuşmaları, saygısı, sevgisi, insanlara, çocuklara, gençlere, kadınlara gibi hepsi siyer kitaplarında, tarih kitaplarında var. Bunlar açıklanmış. Bunlar gizli değil. Her şeyi açıklanmış. Ev hayatı, aile hayatı, gizli hayatı, açık hayatı her şekilde açıklanmış. Gerek kadınları, gerekse diğer insanlar tarafından olduğu gibi anlatılmış. Yani hiçbir zaman gizlenmemiş. Hiçbir hayatı gizli kalmamış. Çünkü peygamber olduğu için her hayatı bize örnektir, her adımı örnektir, her sözü örnektir. Dolayısıyla her sözünden bizim için mesaj vardır. Bizim onu yaşamamız gerekir. İnsanların yaşaması gerekir, bilmesi gerekir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hatta üçe ayırmışlar onunla ilgili sünneti. Ahvali, halleri sünnettir bizim için. Yaşadığı haller. Sözleri sünnettir. Bir de fiilleri, yaşayışı fiilleri sünnettir. Ya suyu nasıl içerdi, nasıl yürürdü, nasıl konuşurdu, nasıl insanlarla görüşürdü, nasıl alışveriş yapardı, neler yapardı, nasıl yürürdü. Bütün bunlar A'dan Z'ye ne varsa sahabe-i kiram efendilerimiz ve ezvacı tahirat dediğimiz tertemiz kadınları, hanımları. Zaten onun kadınların her birisi birer akıl bakımından zeki kadınlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını inceleyerek, görerek bize anlatmışlardır. A'dan Z'ye hiçbirini saklamadan. Zaten saklanacak bir durum değil. Çünkü saklanmaz. Peygamber olduğu için bizim için her hali örnektir. Dolayısıyla açıklanmıştır kitaplarda. İşte bu açıklanmış olan hayatı siyer ve tarih kitaplarında beyan edilmiş, açıklanmış. Fakat o evsaf ve ahval-i galibi beşeriyetine bakar. Çünkü Üstad Hazretleri bizi bir seyahate götürüyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kitaplarda, siyer kitaplarında, tarih kitaplarında, hadis kitaplarında anlatılan hayatı beşeriyetine bakar. Beşeriyet yani insan oluşuna bakar. O bir insandır. O bir tanrı değil, bir ilah değil. İnsandır. Bizim gibi yer içer, bizim gibi yorulur, bizim gibi savaşa gider, yara alır, yaralanır. Yani olağanüstü bir hayatı yok. Bazı mucizeleri var. Onun dışında olağanüstü hayatı yok. Olmamış, zaten istememiş olağanüstü hayat. Bizim gibi acıkmış. Hendek Savaşı'nda diyelim, Hendek kazarken günlerce açlık çektiği olmuş. Açlıktan yemek bulamamış diğer askerler gibi o da. Mübarek karnına taş bağlamış, taş bağlayarak çalışmış. Bunları yazıyor kitaplarda. Peygamber nasıl aç kalabilir? Aç kalmış. Ya onun açlığı da bize örnektir. Aç kalmış ama isyan etmemiş. Aç kalmış ama şükretmiş. Aç kalmış ama helalinden istemiş Allah'tan. Helalinden gelmedikçe bir şey yememiş. Aç kalmış sabrı öğretmiş. Aç kalmış vatana bağlılığı öğretmiş. Toprağa bağlılığı öğretmiş. İnsanlara hak davasına bağlılığı öğretmiş. Bunlar önemli şeyler. Karın tok olarak vatana sevmek kolay bir şey. Ama aç olarak gel vatana sahip çık. Bu önemli. Önemli sünnet. İşte orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aç iken hatta sahabe-i kiramdan bir tanesi bakmış peygamber aç çalışıyor. Ordu da aç zaten. Ordu da aç. Gitmiş hanıma demiş ki hanım demiş Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere aç bir şekilde hendek kazıyorlar. Onlara bir keçimiz var keselim ikram edelim. Ne dersin? 3-5 kişiyi davet edelim hiç olmazsa. Bir keçiyle onlar doyursun karınlarını. Tamam demiş bey yapalım keselim git peygamberi davet et 2-3 kişiyle gelsinler ancak onları doyurur bir keçi gelsinler yemek yapalım ikram edelim tamam demişler o keçiyi kesmiş hazırlamış falan
Der ki gelin peygamberimize mesela selam ya Resulullah birkaç arkadaşınıza buyurun yemeğe buyurun evimize buyurun diye şereflendirmiş olursunuz demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tamam sen hazırla yemeği hazırla geliyoruz demiş. Adam gitmiş yemeği hazırlamaya koyulmuş. Resulullah aleyhissalatü vesselam da bütün orduya ey işte ordu buyurun işte falanca kişi yemeğe çağırıyor sizi davet ediyor diye. Bütün orduyu toplamış gidiyor. Adam bakıyor bir bakmış evden peygamber aleyhisselam tüm orduyu peşine almış geliyor. Ya hanım demiş bu peygamber aleyhisselam ben 3-5 kişi de sahibim biz bunu doyuramayız. Bütün ordu geliyor ne yapacağız? Şaşırmış adam eli ayağı titremiş dolaşmış. Hanımı ama inanca bakın demiş ki sen dedin mi Resulullah bir tek keçimiz var onu keseceğiz. Evet aynı söyledim bir keçimiz var keseceğiz dedin. Dedin başka bir şey demedim. O zaman sen Allah'a güven demiş. Allah bırak keçiyi sen hazırla. Allah onları doyurur. Hiç korkma. Hanım öyle demiş. Ve tabii keçi tencereye koymuşlar, pişirmişler falan derken Resulullah Aleyhisselam 10-10 halka yapmışlar. Evin etrafına onar onar halka yapmışlar. Ve işin başına Peygamber Aleyhisselam geçmiş. Her birisine tabağına koymuş. Koydukça bereket gelmiş. Koydukça bereket. Bütün ordu doymuş. Hatta ordu yemiş kalkmış. Tencere hala kaynıyor. Yemek kaynıyor. Hanım demiş ki işte gördün Resulullah nasıl bereketle tencereyi doldurdu. İşte Allah böyle bereket verdiği zaman Resulullah'a da o bereketin de bize örnek olarak şey yapıyor. Şimdi burada tabii açlık bir taraftan var. Beşeriyeti onun açlık olmasını gerektiriyor. Aç olun bizim gibi aç olur yemediği zaman ama o galip halleri böyle. Bizim gördüğümüz halleri aç işte uykusuz kalır işte savaşa gider yara alır. Vesaire. Bizim yaşadığımız hayat zor, hayatın zor hallerini yaşar. Halbuki o zat-ı mübarekin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahs-ı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki, siyer ve tarihte beyan olunan evsaf, o bala kamete uygun gelmiyor. Üstadın çok büyük bir keşif var burada. Resulullah aleyhisselamın şahs-ı manevisi, manevi şahsiyeti, mahiyeti kutsi, kutsi mahiyeti öyle yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarih kitaplarına yazılan vasıflar, sıfatlar, hayatlar, beşeri halleri onun yüksek kıymetine uygun gelmiyor. Ona sığmıyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünkü es-sebebi kel-fail sırrınca es-sebebi kel-fail sırrı var. Yani sebep olan yapan gibidir. Sırrı var. Yani siz bir şeye sebep olursanız birisinin imanına sebep oldunuz mesela iman etti adam. Adamın o iman ettikten sonra tüm sevapların bir katı sana gelir. Yani sebep olduğun için Cenab-ı Allah'ta böyle bir kerem var. Kime ne sebep olmuşsan sebep olan yapan gibi sevap kazanıyor. Yapan da sevap kazanıyor, sebep olan da sevap kazanıyor. Bu sırra göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın şimdi. O andan itibaren her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sayfe-i kemalatına ilave oluyor. Şimdi de. Ümmetinin bütün ibadetleri kadar büyük bir ibadet sevabı onun kemalat sayfasına ilave oluyor. Biz bu Risale-i Nurları okuyoruz. Bir kat sevap ona gidiyor. Bu nurlar onun çünkü. Onun nurları, onun feyzi, onun bereketi. Biz onun nurunu okuyarak hidayete geliyoruz, imanımız artıyor. Dolayısıyla bir kat sevap sürekli ona gidiyor. Kıyamete kadar da bu böyle gider. Ta o günden itibaren düşünün, binlerce, milyonlarca insanın ibadetinin, imanının, feyizinin, bereketinin, sevabının bir katı ona gidiyor. Ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet, sayfe-i kemalatına ilave oluyor. Nihayetsiz rahmeti ilahiyeye, sınır yok Allah'ın rahmetine, sınırsız rahmeti ilahiyeye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidat ile, istidadı da nihayetsiz. Bizim istidadımız sınırlı. Ama onunkisi nihayetsiz. Burada bir örnek, Şems-i Tebrizi ile Mevlana buluştuğu zaman, Şems-i Tebrizi Mevlana'yı imtihan etmek istemiş. Şems-i Tebrizi, yüksek istidat sahibi bir maneviyatı var. O maneviyatını verecek bir alim aramış Konya'da. Şimdi Mevlana'yı tarif etmişler. Mevlana da sokakta peşinde insanlar olduğu halde görmüş. Mevlana'ya takılmış, selam vermiş. Bir soru sormuş Mevlana'ya. Demiş ki sana bir soru soracağım. Ya aradığı adam o mudur diye seçmek için. Demiş ki Peygamber Aleyhisselam diyor ki ben günde 100 defa tövbe ederim Allah'a.
Günde 100 defa tövbe ederim. Halbuki Hazreti Muhammed'in ümmetinden birisi Beyazıd-ı Bistami demiş ki ben yenimin altında Allah'ı yenimin altında görüyorum hakkı dercesine şatahat denen sözleri var. Bu nasıldır? Onun peygamber diyor ki Allah'a günde 100 defa tövbe ederim diyor. Onun ümmetinin birisi yenimin altında ben Allah'ın hakkı buluyorum falan diyor. O nasıl bir söz? Nasılsa edepsizlik mi? Nedir o ümmetin? Ümmet daha mı yüksek makamı? Diye sormuş. Mevlana demiş, hayır demiş. Peygamberin aleyhisselam istidada çok yüksek, kabiliyeti sonsuz. Sonsuz bir kabı var. Doldurca kap dolmuyor. Ama onun ümmetinden hangisi olursa olsun kabı sınırlı. Sınırlı kabı var. Biraz dolduğu zaman dolar taşar. Onun işte gömleğin altındaki şey ona verilen maneviyat dolmuş taşmış. O onu görüyor. Ama Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in kabı dolmuyor. Dolmayan bir kap sürekli manevi feyizlerle doluyor. Ve taşmayan bir kabı var. Sonsuz bir istidadı var, kabiliyeti var. Bununla rahmet alıyor, bununla ümmetine feyiz veriyor. Buna mazhar olduğu gibi her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Tüm bu dualar peygamberimize gidiyor. Bu duaların hepsi, namazdaki dualar, namaz dışında onun adını andığımız zaman söylediğimiz dualar ve diğer dualar, salavatlar, bizim tesbihatımızda çok var, salavatlar var. Peygamberimizin adına işte elf elf salatin ve elf elf selam aleyke ya Resulallah. Bunu tesbihatımızda diyoruz. Binlerce binlerce salat, binlerce binlerce selam olsun ya Resulallah sana. Ve elf elf salatin ve elf elf selam aleyke Habiballah. Üç defa aleyke emine vahiyle. Ey emin, ey Allah'ın vahiy, ey Habibullah. Sana binlerce milyon, bin kere binin çarpımı, bir milyon kadar salat ve selam sana olsun diye sürekli bizim tesbihatımızda var. Devam eden metinler var. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Bi adide evrakil eşyar. Şu sayıya bak. Ve envacil bihar ve kataratil emtar. Ya Allah'ım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle, selam eyle. Ne kadar? Bi adide evrakil eşyar. Ağaçların yaprakları sayısınca. Ve envacil bihar. Yağmurların katreleri sayısınca. Yağmurun katresi sayılır mı? Ve kataratil emtar ve envacil bihar, denizin dalgaları sayısınca ve yağmurların katreleri adedince. Bu sınırsız salat-ı selam bizim tesbihatımıza var bir kere. Diğer tesbihatlarda da var. Yani tesbihatlarda sınırsız dualar var. Tüm bu dualar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anında ulaşıyor. Anında ulaşıyor. Bir kanal, çünkü onun kanalı bize açık. Bizim kanalımız ona açık. Aramızda böyle bir iletişim kanalı var. Salavat-ı Şerife getirdiğimiz anda o salavat ona ulaşıyor. Anında ulaşıyor. Evet. Demek ki hadsiz duasına, bu dualara mazhar oluyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Halik-i Kainat'ın tercümanı, kainat sahibinin tercümanı ve sevgilisi olan o Zat-ı Mübarek'in Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem tamamı mahiyeti ve hakikati kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etvara sığışmaz. Siyer ve tarihte geçen beşeri hallerine sığışmaz. Peygamberimizin mahiyetinin tamamı, kemalatının tamamı, hakikati siyerde geçen, tarihte geçen, hadis kitaplarının geçen beşeri hallere sığışmaz. O kabuk bir kabuktur, çıtlamıştır. Kabuğu bir şeye benzetilir. Yani kabuğunu çıtlatır, bir kabuklu çekirdek olsa çıtlatıyor. Ondan ağaç çıkıyor. Kocaman ağaç yaratılıyor. Ağacı artık bir daha kabuğuna sokabilir misiniz? Artık o kabuğa sığmaz. O içinden çıkmıştır koca bir ağaç. Onu bir daha çekirdeğe sokamazsınız. Çekirdek halinde yaşamıştır. Artık ağaç olmuştur. Onun gibi. Tamam mahiyeti ve hakikati kemalatı şehir ve tarihe geçen beşeri hallerine, tavırlarına sığışmaz. Mesela Hazreti Cebrail ve Mikail aleyhisselam iki muhafız Yaver hükmünde Gazve-i Bedir'de, Bedir Savaşı'nda yanında bulunan bir zat-ı mübarek çarşı içinde bedevi bir Arap'la at mübayasında münazaa etmek, nizah etmek, tartışmak bir tek şahit olan Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen etvari içinde sığışmaz. Yani çarşıya da gitmiştir, alışveriş yapmıştır, elini buğdaya sokmuştur, 6 yaş görmüştür. Bu ne yaş? Üstü kuru 6 yaş demiştir, esnafı uyarmıştır. Altı çürük çıkmıştır, esnafı uyarmıştır. Altı niye çürük, üstü niye düzgün demiştir. Yani buralarda sürekli esnafın ticareti nasıl yapacağını, helal kazancın nasıl olacağını göstermiştir.
beşeri hal olarak. Ama o hali içine bir taraftan da Bedir Savaşı'nda, bir tarafta Cebrail, bir tarafta Mikail Aleyhisselam, iki muhafız gibi savaşıyor. Böyle bir hali var. Bir tarafta Cebrail ile Mikail onu koruyor. Bir tarafta çarşıda geziyor. Bu iki hal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle ve işitilen efsaf ve adi içinde başını kaldırıp efsaf ve adiye, yani beşeri halleri, adi haller onun. Yani sıradan haller. Yani yürümesi, kalkması, su içmesi, oturması, çalışması, insanlarla konuşması, alışveriş yapması, çarşıya gitmesi, bunlar bizim yaptığımız haller gibi haller, adi haller. Bu haller içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebe-i risalete oturmuş nurani şahsiyet-i maneviyesine bakmak lazımdır. Mertebe-i risalete, peygamberlik mertebesine oturmuş nurani manevi şahsiyetine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Ya hürmetsiz veya şüpheye düşer. Bazıları diyor ya işte o da bir insandır. İşte abartmayın, büyütmeyin. O işte levlak sırrını anlamıyor adam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın söylediği, senin için yarattım ey Muhammed, kainatı senin için yarattım. Adam anlamıyor. İlahiyatçıdır, gene anlamıyor. Yok diyor, bu söz hadis zayıf diyor. Niye? Ya bir insan için kainat yaratılmış olamaz diyor. Kendi kafasıyla düşünüyor. Peygamberimizin kimliğini tespit edemiyor. Dolayısıyla buna benzer, onu bir insan zannediyor. Bir insan, o bir insan ama insan gibi yaşamış ama o kainatın çekirdeğini içinde taşıyor. O çekirdek Nuru Muhammed Aleyhisselam. O farklı bir insan. Dolayısıyla ya hürmetsizlik eder ya şüpheye düşer. Mesela şöyle izah etmiş Üstad Hazretleri. Mesela bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altında konup açılarak koca meyveler bir ağaç oldu. Hurma çekirdeği yer altına, toprak altına konuluyor. Açılıyor ve kocaman bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevessü eder, büyür. Genişler ve büyür. Kocaman hurma ağacı olur. Veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet, sıcaklık verildi. Bir tavus civcivi çıktı. Sonra tam mükemmel bir, her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Çekirdek yumurta içerisinde. O ısıtıldı. Üzerine annesi oturtuldu. Hararet verildi. Ve ondan civciv çıktı ve tam mükemmel, her tarafı kudretten yazılı, nakış nakış işlenmiş bir tavus kuşu yaratıldı. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir bu tavus kuşu. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. Çekirdeğin hali var, yumurtanın hali var. Kabuğu var, kabuğun içinde çekirdek var. Ne olduğunu anlayamıyorsun. Bilinmez bir yazı. Her çekirdek böyledir. Her çekirdek. İncirin tane tane çekirdekleri var. İçinde ne var? Kırarsın, başka bir şey yok. Yazı yok. Hani optik okuyucular var. Optik okuyucuları sadece o bilgisayar okur. Verirsin, bilgisayar okur. Başka kimse okuyamaz. Optik okuyucular gibi. Şimdi her çekirdek bir optik okuyucu istiyor. Onu okumak için. Başka türlü okuyamazsın. Çekirdeğin içinde ne var? Badem. Kırarsın, içinde badem var. İçinde onun bir ağaç var ama ağacı okuyamıyorsun. Ağacın evsafı, şartları, hangi tür badem, yaprağı nasıl olacak, kaç bin tane yaprak yaratılacak ondan, ne kadar badem olacak, ağacın şekli, şemali nasıl olacak, kaç dalı olacak, kaç sene yaşayacak. Tüm bunlar var ama okuyamıyoruz. Ceviz de var, armut da var, elma da var, domates de, hepsinde var, tohumlarında var. Her tohumda tırnak kadarcık bir tohumun içinde binlerce yıllık hayatı yazmış Cenab-ı Allah. Biz, ama bizim için besin kaynağı. Onu yiyoruz, tamam. O besin kaynağı aynı zamanda hayatın, gelecek ağacın tüm özellikleri var içerisinde. Ama onu okuyamıyoruz. Şimdi çekirdeğin halleri var. Yumurtanın halleri var. Yumurta da öyle, kırarsın. İşte kaygan bir yapışkan madde içinden çıkıyor. Aksarı filan. Hatta biraz da midem bulanıyor. Ama onu pişirip yiyorsun diyelim ki. Güzel bir yumurta oluyor, besin kaynağı. Ama o yumurtanın içerisinde bir tavus kuşu var. Bir ya diyeceğim tavuk var ya da gelecek hayatın kaynağı onun içerisinde var. O hayat yok. O yumurtanın adi keyfiyatı var. Çekirdeğin adi halleri var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Ağacın büyük halleri var. Kuşun büyük halleri var. Tavus kuşun büyük halleri var. Hiç tavus kuş yumurtaya benzemiyor. Hiç o koca ağaç çekirdeğine benzemiyor. Çok farklı. Yani sen gene ki git kimyaya sor. O şeyde, tohumda 4 madde var diyor. Oksijen, hidrojen, karbon, azot.
Bunu karıştırsan bademin çekirdeğini, cevizin çekirdeğini, elmanın çekirdeğini aç, tahlil et, dört tane madde var. Karbon, azot, oksijen, hidrojen. Başka bir şey göremiyorlar. Dört madde. Onda da dört madde. Hepsinin dört madde. Program neresinde bunun? Elma ağacı neresinde nasıl çıkıyor da elma yaratılıyor içinden? O çekirdeklerden. Bir de tuhaf olan akılsız şuursuz toprağa atıyorsun. Evet. O okuyor, hani optik okuyucu dedin Optik ya. okuyucu, toprak okuyor onu. Özelliklerin aynen çıkarıyor. Aynen yer, orada yaratılıyor. Allah'ın kudret ve azameti Rabbim. Kudret orada işte, evet, dediğin gibi. O optik okuyucu, toprak, basıp geçtiğimiz toprak optik okuyucusu onun. Okuyor, içinden ne yaratılacaksa Cenab-ı Allah ne yaratacak onu yaratıyor. İçinden toprak okuyor onun. Ama o çekirdeğin içine açsan, kimyacılara sorsan dört tane madde var diyor, başka bir şey yok diyor. Kör, görmüyor zaten. Şeyde de, yumurtada dört madde var. Karbon, azot, hidrojen, oksijen. Dört ana madde. Şey, toprakta da o dört madde, havada da var, insanda da var, çekirdekte de var. Ama çekirdeğin içerisinde bir de program koymuş Cenab-ı Allah yumurtaya. Şimdi o çekirdek, o yumurtanın evsafını, vasıflarını ağaç ve kuşun evsafıyla, ağaç ve kuşun vasıfları rapt edip bahsetmek de lazım gelir ki her vakit aklı beşer, beşer aklı başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Ta işittiği evsafı, vasıfları onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten 1.000 batman hurma aldım veya şu yumurta cevi asumanda gökyüzünde kuşların sultanıdır dese tekzip ve inkara sapacak. Görenler duyan da inkar edecek. Yani bizim 63 senelik ömür, 23 senelik peygamberlik hayatı bir çekirdek. O bir çekirdek. Onun kabuğu var. Ölüme kadar o bir çekirdek. O çekirdeğin içerisinde doğan bir koca ağaç var. Nurani ağaç var. O ağacı görmüyoruz biz. Ve o ağacı görmediğimiz için o çekirdeği diyoruz, o da bir insandır, o da bir beşerdir. İşte yara almıştır, düşmüştür. İşte yara almıştır, aç kalmıştır, susuz kalmıştır, yorulmuştur vesaire. Bizim gibi hadleri vardır. Hatta mucizeyi bile inkar ediyorlar. Bir takım insan. Mucize yapmaz diyor mucize. Ayın ikiye bölünmesi inkar ediyor. Ya bu kadar açık mucizeleri inkar eden ilahiyatçılar var, şeyler var. Din bilimi yapıyorlar birden. Anlayamıyorlar. Ya dolayısıyla o çekirdeğin hali öyledir ama onda da mucize vardır. Ama o çekirdek açılmış ağaç olmuştur. Biz ağacıyla meşgulüz. Bizim için manevi şahsiyeti önemlidir. Biz şu anda bugün işte bu gece doğmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu geceden itibaren hayata gelmiştir. Bizim aramıza inmiştir. 63 sene yaşamıştır. Bize büyük bir din getirmiştir. Bize rahmeti müjdelemiştir. Af ve bağışı müjdelemiştir. Bizim için nurdur o. O nur bizi inşallah cennete alacaktır. Şefaat bize inşallah Cenab-ı Allah onur ile edecektir. Dolayısıyla bizim onu sevmemiz, ona teveccüh etmemiz, namazda ve diğer yerlerde ona dua etmemiz önemli. Çünkü bizim peygamberimizdir o, sallallahu aleyhi ve sellem. O muhteşem ağacın bize de nurani feyzi gelir inşallah, gelecektir yani. O muhteşem ağaç çünkü. İşte bunun gibi Resul-i Ekrem aleyhisselam beşeriyeti o çekirdeğe ve o yumurtaya benzer. Ve o zat ile tecelli aralarını fark edemiyor. Zat ile tecelli. Zat onun zatıdır. Tecelli de Cenab-ı Allah'ın ona verdiği rahmet, yüksek rahmet hakikati. Onu fark edemiyor. Ve bu yüzden şüpheye düşer. Evet. Şurada az bir şey kaldı. Vazife-i Risaletle parlayan mahiyeti ise Şecere-i Tuğba gibi ve cennetin Tayr-ı Humayunu gibidir. Cennetin Tayr-ı Humayunu, cennetin uçan kuşu gibi onun mahiyeti, peygamberlik vazifesiyle parlayan bir mahiyeti var. Tuğba ağacı gibidir. Bütün kainatı kuşatır, kainatı sarar, ötesine geçer. Bizim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde kastettiğimiz de odur zaten. Onun beşeriyeti bize örnektir, sünneti örnektir, hayatı örnektir. Onun hayatını, sünnetini yaşıyoruz ve onun hayatını yaşadığımız zaman onun kainat ötesindeki mahiyeti Cenab-ı Allah bize nasip eder. Onun nurunu, feyzini, bereketini inşallah nasip eder. Hem daima tekemmüldedir. Çok ilginç bir cümle. Daima tekemmüldedir. Bakın, duran bir şey, duran bir şey yok. Sürekli kemalde eden, sürekli yükselen bir peygamberimiz var. Makamı sürekli yükseliyor. Hiç durmuyor, durağan değil. Kıyametin sonuna kadar, kıyamete kadar yükselecektir. O yükseklikte bize şefaat edecektir inşallah. Bu çok önemli. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sünneti bile önemli. Bir ona salavat getirmek önemli. Onun halini yaşamak, ona iman etmek, onun emrine
ittiba etmek çok çok önemli. Çünkü o sürekli kemale eren, sürekli kemalde bir peygamberdir. Kemale eriyor. Sürekli tekamülü devam ediyor. Evet. Onun için hiç hürmetsizlik etmeden çarşı içinde bir bedeviyle niza eden o zatı düşündüğü vakit, oradan satı siyerden okuduğu zaman çarşı içinde birisiyle tartışmış, bedeviyle tartışmış, konuşmuş vesaire. Onu okuduğu zaman refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kâb-ı Kavse'ne koşup giden zat-ı nuranesine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek ya da nefsi emmaresi inanmayacak, hürmetsizlik edecek. Ya onun tabi bir de miraca çıkması var. Refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıyor, Kâb-ı Kavse'ne gidiyor, Allah'ın huzuruna yükseliyor nurani zatı. Dolayısıyla ondan bize gelen feyizler, bereketler fevkalade yüksektir. Onu hiç de ihmal etmeden ve küçümsemeden ona yönelmek lazım. Ona dua etmek lazım. Onun duası bize geri dönecek inşallah. Şu bir paragrafçık var, onu da okuyacağım. İyelim eyyuhel aziz, Mesnevi'de bu da. Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem makamı mahmudu bir ilahi bir maide ve Rabbani bir sofra hükmündedir. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın makam-ı mahmudu. Makam-ı mahmudu var onun. Makam-ı mahmud, mahmud makamı Kur'an-ı Kerim'de müjdelenmiş olan bir makamdır. Bir kısmı Kevser ırmağı diyorlar, cennet diyorlar, Allah'ın lütfu diyorlar. Mahşerde en yüksek şefaat makamı diyorlar. O şefaat edecek çünkü ümmetine. Allah'ın vereceği yüksek bir makam diyorlar. Bunlar yorumlar ama makam-ı mahmudun ne olduğunu kimse bilmiyor. Üstadımız diyor ki, onun makamı mahmudu, yüksek makamı, yüksek makamı ilahi bir sofradır. Bir sofra. Az önce kurduk ya sofrayı. Bir sofradır. Rabbani bir sofra hükmündedir. Evet, tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan akıyor. Bak, dağıtılan lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan akıyor. Yani şöyle düşünelim, bize az önce gelen işte simitler, kekler, çaylar bir sofradan geliyor değil mi arkada? Onu hazırladı. Çay, işte çayı hazırladı. De şey neyse, kek vesaire neyse, o hazırlandı sofralar şeyimizde, mutfağımızda pişirildi. O geldi. O mutfak bize lazım. Daha çok çünkü oradan çay gelecek, kek gelecek, başka şeyler gelecek. O sofradan öte bize o mutfak lazım. İşte bir mutfak var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mutfağı, bize gelen lütuflar, feyizler, nimetler o mutfaktan geliyor. Yani o mutfak bu Risale-i Nur hepsini kapsıyor. Risale-i Nur'lardaki nurlar, feyizler, bereketler, bizim şu anda aldığımız feyizler, bir gece boyunca alacağımız feyizler, namazlarımız, ibadetlerimiz, dualarımız, bütün onlarda günahlardan kaçınmamız, helali istememiz, hayatımız boyunca bunu arzu etmemiz, istikamete kalmamız, Allah'ın kulu olma şuuruyla yaşamamız, Peygamberimizden bize gelen birer nimettir, birer feyiz, birer lütuftur. O sofradan bize gelen nimetlerdir. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'e okunan salavat-ı şerife o sofraya edilen davete icabettir. Peygamber Efendimiz'e okunan salavat-ı şerife o sofraya edilen davete icabettir. Davet ediyorlar. Peygamberimiz o sofranın başında bütün insanlığı davet ediyor. Gelin soframıza, buyurun siz de diye. İşte ona sallallahu aleyhi ve sellem demek, ona salavat getirmek onun sofrasına oturmak demektir. Ona salavat getirmeyen sofrasına oturmamış oluyor. Salavat getiren de sofrasına oturmuş oluyor. Salavatla ilgili Peygamberimizin çok büyük hadisleri var. Yani adımı duyduğu her yerde salavat getirene şefaatim haktır diyor bir hadiste. Adımı duyduğu zaman salavat getirene. İçinde ne getirilebilir? Yani illa yüksek getirmeye gerek yok. İçimizden, camide, dışarıda, kitap okurken veya derste filan adım duyduğumuzda işimize sallallahu aleyhi ve sellem dememiz inşallah kifayetidir. O bizi duyar çünkü. Duamız ona gider. Şimdi üstad bu şekilde açıklıyor. Yani bu peygamberimiz yapılan salavatı. Bak şimdi az önce dedin ya, biraz diyanet böyle din profesörü olmuş. Yok peygamber salavat getirmek riyakarlık diyor. Yani üstad ne kadar bir de anlatıyor. Hiç bu riyakarlık olabilir mi değil mi? İşte yani ne kadar mükemmel anlatmış bu da. Sofraya evet. Davet ya. Sofraya davettir. Sofraya davettir. Yani onlar yüzüne tüküresim geliyor. Yani eğer karşıma çıksa yani. O televizyonda falan çıkıyorlar. Ekrana tükür. He? Ekrana tükür. Yani üstad ne kadar güzel anlatmış burada yani şey, salavatı. Yani. Ya evet evet evet. Bir hadis daha var, uzunca bir hadis. Onu da 11. sözde Hazreti Üstad açık açık uzunca bir hikaye olarak yazmış da. Hadiste de hikaye var zaten. Peygamber Efendimiz şöyle anlatıyor.
Ben diyor bir uyku uyanıklık arasında alemi manadaydım. Üç tane melek geldi. Melekler kendi aralarında konuşuyorlar. Ben onları işitiyorum. Melekler diyor ki bu arkadaşınızın misali neye benzer? Bir misal verin diyor biri diğerine. Yani beni kastediyorlar. Öbür melek diyor ki ama uyuyor diyor. Hayır o uyumaz diyor diğer melek. O uyumaz, onun kalbi açık, bizi dinliyor diyor. Öbürü de açıklıyor. Bu arkadaşın şuna benziyor diyor. Bir padişah saray yapmıştır. Sarayın en üst tepesine, en yüksek bir işte şey makamı, yüksek bir makam. Oraya kral dairesi, kral dairesi açmış oraya. Orada sofra açmış. Ve demiş ki bir adam şeyini çağırmış, bir nadimini ya da bir hizmetkarını çağırmış. Demiş ki git bütün halkı çağır. Herkesi çağır. O da gitmiş, ey halk, ey ahali, ey insanlar. Padişahımız sarayın kral dairesine sofra açtı. Buyurun hepinizi davet ediyor. Şimdi bu davete uyanlar sofraya gelirler, otururlar, yerler, ikram yerler. Allah'ın rızkına, nimetine, feyzine, bereketine ulaşırlar. Bu davete uymayanlar, aşağıdaki insanlar, uymayan gelmez, gelmeyen yemez, yemeyen feyiz almaz. Feyiz almayan Allah'ın nurundan uzak kalır. Kendi kendine eder yani herkes. Bu daveti herkese yapıyorum. Yapıyor bu zat diye anlatıyorlar. Ben de diyor işitiyorum. Melekler bu şekilde misal verdiler beni diyor. Ya aynı misali 11. sözde buluyoruz. Üstad Hazretleri orada çok orayı okumak lazım. Yani işte bir saray var. Sarayda sarayı gezen işte teşrifatçı var. Bir tanesi en büyük teşrifatçı. En büyük bir şey orada. Bütün halkı davet ediyor saraya. Gelin sarayı gezin diyor. Halk geziyor. Bir kısım insanlar bu sarayın sahibi vardır diyor. Bir kısım insanlar yok canım diyor bu saray güzel yapılmış ama ye iç gez diyor. Sahibini düşünme diyor. Kafirlerin yaptığı gibi. İşte geziyorlar falan orada. Sarayın sahibinin hizmetkarı, peygamber yani elçisi insanlara açıklıyor. Bu sarayın sahibi olduğunu açıklıyor. Yani bu saray kainat. Ve bu sarayda biz varız, yaşıyoruz ve bu sarayda biz elhamdülillah yaşıyoruz. Her duamız yerine geliyor. Havadan suya. Cenab-ı Allah her şeyi güzel yaratmış, önümüze koymuş. Bizden sadece şükür bekliyor, zikir bekliyor, Allah'ı anmak bekliyor ve Allah Resulullah'ı bilmek bekliyor. İnşallah Rabbim Resulullah'ı iyi bilen, iyi anlayan, bildiğimiz kadar da ona itibar eden, sünnet-i seniyyesine uyan, salavat getiren ve onun sünnetinin ayrılmayan kullarından eylesin inşallah. Risale-i Nur'u çok okuyanlardan da eylesin. Çünkü Risale-i Nur bizi Resulullah'a bağlıyor, Kur'an'a bağlıyor. İslamiyet'i daha güzel anlamamızı vesile oluyor inşallah. Cenab-ı Allah Risale-i Nur'u çok iyi anlayamayı da nasip eylesin cümlemize inşallah. Geceniz mübarek olsun. Bu gece bol bol inşallah dua ve ibadetler, cevşenler okunacak her tarafta. Bu duaların sevabı herkese gidiyor. Risale-i Nur'un böyle bir özelliği var. Yani okunan bir dua bütün nur talebelerine bu duadan gidiyor şimdi. Bu akşam okunacak cevşenden ve diğer için şahsı hisse-i manevi var. İştirak amı uhrevi var. Her nur talebesi bu feyizden, cevşenden, diğer zikirden, evrattan, eskardan gece boyunca istifade edecek. Bu gece uykusuz kalanlar, yani okuyanlar hele hele bir okumuş olmayacak. Bir kendisi okuyacak, bir de bütün işte kaç bin cemaat varsa, kaç milyon nur talebesi varsa hepsini okumasan bir katının sevabı gelecek. Muhteşem bir sevap. Yani sabaha kadar. Bu da sadece bu gece değil. Her gün, gündüz, gece derslere gelip gitmek, Risale-i Nur'ları okumak, anlamak, anlamaya çalışmak. Bütün bu sevapları kat kat artıran bir mahiyeti var inşallah. Dolayısıyla nur talebeleri bir sevapla kalmıyor. Bütün binlerce salih zatın, nur talebinin sevabının bir kopyaları onlara da geliyor. Yüksek bir makam, bunu kaçırmamak lazım inşallah. Cenab-ı Allah o yüksek feyiz ve bereketten cümlenizi hissedar eylesin inşallah. Allah razı olsun. Fatiha.